Daha sonra Dirar'ın pozisyonunda, gözünün önünde pozisyonu vermedim. Tamam. Peki gitti, gol oldu. Şahane de bir gol attı Fenerbahçe. Hakem niye çağırdı seni? Neden çağırdı Bülent Yıldırım? Ve sen neden gittin? Çünkü faul gördü. Baktı, baktı, baktı. Sonra kendi kararında ısrar etti. Bu maç TT Arena'da olsaydı bu golü verir miydi? Vermez. Bence vermezdi. Mehmet Topal atar mıydı? Tabii. Çift sarıdan kırmızı. Atardı. Herhangi bir şey de olsa. Dolayısıyla Fenerbahçe teknik direktörü tabii ki muhtemelen Ali Bey de ya şu maç bitsin diye bekliyordur. Aynı benim duygularımla birlikte. Yenilmeyelim bari diyoruzdur. Özür dilerim Galatasaraylılardan ama Türkiye'de hakemlik müessesesi, ben söylüyorum, beni eleştiriyorlar. Hakem insandır. Ya böyle bir şey yok. Hakem gördüğünü çal, bırak ki. İyi yönet, kötü yönet bırak, eleştirmenler konuşur, senin üyeler, başkanların var vesaire vesaire. Dolayısıyla yani Ali Palabi, ben açıkçası etkide kalmayan, gördüğünü çalan, mesela Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus tarzı, Bülent Yıldırım tarzı hakemler böyle hem yönetir hem idare ederler ya. Ben baktım bugün skora göre maç yönetti bir adam. Tekrar söylüyorum. Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesi Fenerbahçe. Bak tartışmasız yani, böyle bir şey olamaz yani. Yani kaybetmeye tahammülleri olmayan, o formaya girdiği zaman kalitesi düşük ama çok mücadele eden, artık ne yapsın Fenerbahçeliler, mücadele eden bir takım bari idaresin diyor. Bakın Galatasaray değildi, başka takım olsaydı bugün Fener'i yenerdi. Galatasaray diye öldüler bittiler oyuncular. Ve pozisyon vermemeye çalıştılar. Bu tarafta da aa bunlarda bir şey yok diyor diyen ama her türlü teknik direktör risk almasına rağmen sanki maç iki gün sürecekmiş gibi üretkenlikten uzak, kendi aralarında oynayan bir Galatasaray gördüm. Yakalamışım Fenerbahçe'yi böyle. Yakalamışım. Gümbür gümbür yeni tarihe geç. Bu Fener'i yenemiyorsan, ama tekrar söylüyorum, hakemin çok ciddi şekilde ikinci yarıda iki tane bariz hatası var. Biri golle sonuçlanıyor. Birinin gardı düşecek şekilde 11'e 9 maç oynanacak. Bunları biz söylemek bizim boynumuzun borcu ve biz eğer bugünlere geldiysek bunları böyle söylemeye. Ha bu arada benim bunları söylemem de doğru değil. Çünkü yapmam gereken zaten bu. Bizim Türkiye'de çünkü tabii. Şu anda benim yaptığımı çok yapıyorlar. Doğruyu söylediğin zaman bile aferin be doğru söyle. Aferin değil. Bu. Olması bu. Yani. Dolayısıyla Fenerbahçe prestijini kaybetmedi. Galatasaray'ı kaybetmeyerek. Galatasaray gerçekten puan anlamında da böyle bir şartlar anlamında da oyunun gidişatı anlamında da büyük fırsatı kaçırdı. Etkenleri de söyledim zaten biraz önce. Bireysel performanslarla ilgili Serdar Aziz ve Skerteli bir iki yazarım. Mesela oyunun sonunda sağ bek kim aldı? Dirar aldı. Onu devrede yapacaktı. Sola